Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hepiniz genel merkezimize hoş geldiniz. Bugün sayın destici ve heyeti e, uzun süredir zaten ilk tebrik telefonlarından bir tanesini kendisinden almıştık. Hayırlısı olsun ziyaretine geldi. E, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. E, bir saate yakın yaptığımız görüşmede e, Türkiye gündemini değerlendirdik. Geçtiğimiz seçimin sonuçlarını değerlendirdik. Üzerinde geçmiş dönemlerde de mütabakat sağlamış olduğumuz bazı konuların yeniden gündeme alınmasını değerlendirdik ve bizim açımızdan son derece verimli bir toplantı oldu. 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye siyasetinde çeşitli şekillerde nitelendirilen bir normalleşme süreci yaşanıyor. Ama bizim bugünkü görüşmemiz bir normalleşme sürecine işaret etmiyor çünkü biz zaten mecliste görev yaptığı sırada da sayın destici ile iki siyasi partinin yürütmesi gereken hem nezaket kuralları hem protokol kuralları çerçevesinde hep birlikte olmuş ve temaslarımızı sürdürmüş iki partiydik bayramlaşmalarda heyetlerinin birbirini ziyaret ettiği bayramlarda genel başkanlarının birbirini aradığı bir siyasi parti olarak bugünkü ziyareti bir hayırlısı olsun hayırlı olsun ziyareti olarak da son derece önemli buluyoruz. Gündemimizde tabii pek çok konu vardı ama Türkiye'de Avrupa'nın dünyanın çok gerisinde bir siyasi partiler kanunuyla karşı karşıyayız ve siyasetin finansmanının şeffaf olması, denetim altında olması ve bazı siyasi partilere Hazine ve seçim yardımı yapılıyorken sadece 5 partiye bugünkü uygulamayla yapılabiliyor. Bazı siyasi partilerin bundan mahrum olmasının kabul edilemez olduğu noktasında bir kez daha karşılıklı fikir birliği içinde olduğumuzu gördük. 2018 seçimlerinden hemen önce ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin heyet başkanı olarak Sayın Destici'yi ziyaret etmiştik genel merkezlerinde ve orada da hazine yardımının hiç değilse yüzde birin üzerinde son seçimde oy almış bütün partilerin almasını savunmuştuk ve öyle bir taslağımız vardı. Ama gelen baskın seçim bu tartışmaları olanaklı kılmadı. Ardından da bambaşka bir gündeme savruldu Türkiye. Bugün yine bir kez daha ifade etmek isterim ki fikirlerin tümünün kolayca ifade edilebilmesi, toplum tarafından duyulmasının sağlanması ancak ve ancak siyasi parti kurulmasının kolaylaştırılması, siyasi parti faaliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi ve özellikle belli bir mali gücün altındaki siyasi partilerin bugünkülerin aksine pozitif ayrımcılıkla seslerini duyurmaları, örgütlenmelerini sağlamaları noktasında mutlaka e, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. E, biz sayın destici ile Büyük Birlik Partisi ile ayrı ittifaklardayız. Ayrı siyasi e, yelpazenin farklı kanatlarındayız. Ama bu konudaki müşterek duygumuzu her ikimiz de ifade ettik ve bundan sonraki süreçte de bir düzenleme yapılması noktasında biz buna e, son seçimlerin en çok oy almış birinci partisi olması sıfatıyla da e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yıllık pratiğinden farklı olarak Gönülden destek vereceğimizi ve oy vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Bir kez daha kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Evet Buyurun. Kıymetli basın mensupları, Sayın Genel Başkan'a, Sayın Özel'e, samimi misafirperverliği için heyetine teşekkür ediyorum. Kendilerinde ifade ettiği gibi, bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Aslında daha önce bu ziyareti yapmayı planlamıştık ama biliyorsunuz araya seçim girdi. Bir yoğun gündem oluştu. Onun için bugüne nasip oldu. Ben sizlerin huzurunda da bir kere daha kendisine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için hayırlı olsun diyorum. Yönetimini de tebrik ediyorum. Girdikleri ilk seçimde de ...yerel seçimde de başarıyla çıktılar. Başarılarından dolayı da kendilerini... ...tebrik ediyorum. Tabii Büyük Birlik Partisi olarak... ...biz de bu yerel seçimlerde... ...belediye sayısını yüzde yüzün üzerinde... ...artırarak çıktık. Ee, tabii büyük şehirlerin... E, ...neredeyse yarısına yakını... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...diğer gelik yarısı da... E, ...Cumhur İttifakı'mızda... ...çoğunluğu AK Parti'de... ...biz e, hem... AK Parti'nin olduğu yerlerde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerlerde şu anda uyum içerisinde bir çalışma yürütüyoruz. Hemen hemen tüm büyük şehir meclislerinde Büyük Birlik Partisi'nin temsili var, grubu var. Ee, biz e, o şehrimize hizmet etmek adına bütün e, beldeleriyle, ilçeleriyle birlikte e, doğru bildiğimiz ya da olumlu olan her şeyde arkadaşlarımızın katkı sunacağını ama tabii ki farklı düşüncelerimizin de olduğunu kendilerde ifade etti. E, farklı bir ittifak içerisindeyiz. Biz Cumhur İttifakının bir parçasıyız. Tabii bu hassasiyeti de gözeterek siyasetimize devam ediyoruz. Ama neticede e, Türkiye Partisiz, Cumhuriyet Halk Partisi de bizde önceliğimiz devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ve kardeşliği, refahı, e, huzuru. E, bunun için elbette birlik olmaya beraber olmaya ve birlikte hareket etme gereken zorunluluk olan noktalarda da millete karşı, devlete karşı bir borcumuz var. Bunu da elbette hep birlikte yerine getireceğiz. Biz hatırlarsanız genel seçimlerden önce de Cumhuriyet Halk Partimizi dönemki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu burada da ziyaret etmiştik. Gündem maddemizde yeni anayasaydı. Bugün de görüşmemizde ...bu konuyu konuşma fırsatı bulduk. Tabii biz Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Konuşmalarımızda şunu gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi de Türkiye'nin yeni demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğu konusunda hemfikiriz. Ben Kemal Bey'e ifade ettiğim sözleri bugün Sayın Özgür Özel'e de ifade ettim. Yani herkes teklifini ortaya koysun, e, kamuoyunun önünde paylaşsın. E, ben e, uzlaşamayacağımız e, noktaları bir kenar bırakarak en azından azami müştereklerimizle buluşarak bir anayasa yapma konusunda gayret göstermemiz gerektiğini söyledim. Yine aynı şekilde ilk dört madde ya da işte e, 66. madde gibi e, toplumumuzun kahir ekseriyatının, değişmesine onay vermediği maddelerle ilgili zaten e, kimsenin sıkıntısı yok. Sıkıntısı olanlar da e, zaten sıkıntılarıyla yaşamaya mecburlar. Dolayısıyla da bu devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin birliği ve istiklali ve istikbali tartışma konusu değildir. E, dili de tartışma konusu değildir. Kimliği de tartışma konusu değildir. Dolayısıyla bu konularda da fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten de büyük bir memnuniyet duydum. Tabii biz de Sayın Üzel'in ifade ettiği gibi yeni demokratik bir anayasa yapılacaksa bunun şartlarından temel şartlarından bir tanesi siyasi partiler yasasını ve seçim kanunun demokratikleştirilmesidir. Siyasi partiler yasası demokratikleşmeden e, demokratik bir siyasetten bahsedilemez. Tam anlamıyla demokratik bir siyasetten bahsedilemez. Siyasetin finansmanı e, şeffaflığı çok önemli. Maalesef bu konuda Türkiye'de şu anda bir karanlık nokta var. İkincisi de siyasi partilere yapılan hazine yardımı. Anayasanın ilgili maddesi çok açık. 68. madde, yeteri miktarda ve hakça yapılır diyor. Bugünkü ne yeteri miktardadır ne de hakçadır. Hakça hiç değildir. Yeteri miktarında çok fevkindedir, çok üstündedir. Düşünün bu sene 5 partiye 7 milyar para verildi. Bunun 3,5 milyarı hazine yardımı, 3,5 milyar seçim yardımı. Seçime 35 parti giriyor, seçim yardımını da 5 parti alıyor. Dolayısıyla biz burada kesin çözüm olarak bu hazine yardımının tamamen kaldırılmasını teklif ediyoruz. Zaten tasarruf tedbirleri de gündemde. Dolayısıyla da madem tasarruf edeceğiz, o zaman siyasi partilerimiz de tasarruf etsin, meclisimiz de tasarruf etsin ve milletimize de bu konuda örnek olalım diye düşünüyoruz. Ee, diğer bir husus, tabii biz... Ee, yukarıda özellikle Durmuş Hocamızın eski Tunceli Rektörümüz, Genel Başkan Yardımcımızın heyette bulunmasıyla birlikte Alevi kardeşlerimizin meseleleriyle ilgili de e, fikir alışverişinde bulunduk. E, orada da kahır ekseriyetle e, ortak noktalarımızın çok yüksek düzeyde olduğunu gördük. Biz Türkiye'de herkesin e, kendi kimliğiyle kendi inancıyla, kendi mezhebi anlayışıyla özgürce yaşamasından yanayız. Bunu savun sonuna kadar savunuyoruz. Ee, bizim için çizgi neresidir, kırmızı çizgi? Terör ve şiddettir. Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece ya da terör örgütleriyle arasına mesafe koyduğu sürece her siyasi parti, her sivil toplum örgütü hatta her fert kendi fikrini özgürce söyleyebilir inancını yaşayabilir, düşüncelerini dile getirebilir. Burada kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Ee, bunu da e, aynı fikirde olduğumuzu gördük. Dolayısıyla da bu görüşme Sayın Özel'in de ifade ettiği gibi çok faydalı oldu. Biz zaten mecliste olduğumuz dönemlerde de e, kendisiyle de e, iyi bir diyalog halindeydik. E, bazen e, tatlı atışmalarımız da oluyordu ama... Onlar da bir anı olarak e, hala hafızalarımızda duruyor. E, bir dostluğumuz var. E, dolayısıyla genel başkanlığı döneminde de ben e, bu dostluğun e, iki partimiz arasında e, ilişkilerin en üst düzeyde e, süreceğine olan inancımı muhafaza ediyorum. Bunun da e, Türkiye'ye, Türk milletine, Türk devletine, e, demokrasimize faydası olacaktır. İnşallah ben tekrar kendisine ve yönetimine hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Çok Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ederim. Ben de içeride tekrar ettiğim bir tebriği burada ifade etmem gerekir. Ee, Büyük Birlik Partisi'nin başta Sivas İl Belediyesi olmak üzere bu dönemde çok sayıda ilçe ve belde belediyesini kazandılar. Neredeyse iki katına çıkardılar. Onu seçim akşamı özellikle Sivas'ın Büyük Birlik Partisi tarafından alınmasına ben Büyük Birlik Partisi amiral gemisini, sancak gemisini evet. e, kazandı diye yorum yapmıştım. Onu da ifade ettim. Ben de kendilerini tebrik ediyor, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine e, başarılı çalışmalar diliyorum. Sorunuz varsa alabiliriz arkadaşlar. Evet, yarın. Saadet Partisi'ni Sayın Karamollaoğlu'nu ziyaret edeceğim. Önümüzdeki haftada yine önce mecliste grubu bulunan siyasi partiler, mecliste milletvekili bulunan siyasi partiler ve mümkün olan e, siyasette aktif olarak e, bir sitlet merkezini temsil eden tüm siyasi partilerin liderleriyle görüşmek istiyorum. Sokak hayvanları... Sokak hayvanları için düzenleme meclise sunulacak ve köpeklerin uyutulması gündemde ne düşünüyorsunuz? Her iki genel başkan da olacak. Buyurun sayın genel başkanım. Şimdi arkadaşlar biz biliyorsunuz bu konuda çok netiz. Seçim öncesi de yerel seçim beyannamemizde de sokak hayvanları meselesini çözeceğimizi ifade ettik. Çünkü şu anda insan hayatına ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Şimdi tabi nasıl çözüleceği konusunda ben biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932 tamim, tamimini hatırlattım. Bunu kamuoyuyla paylaştım. Tabii ki o günün şartlarıyla bugünün şartları aynı değildir. Bugün teknoloji daha gelişmiştir, kısırlaştırma vardır, imkanlar daha fazladır, barınaklar yapılır, aşılar yapılır. Bütün bu imkanlar devreye sokulmalıdır. Ama neticede biz Büyük Birlik Partisi olarak zaten bize teslim edilen belediyelerde bir ay içinde bu çalışmaları başlatacağımızı ve en kısa zamanda da sokaklarımızı bu saldırgan ve hastalıklı olan sokak köpeklerinden temizleyeceğimizi ifade ettik. Şu anda belediyelerimiz bu çalışmalarını tamamladılar. Şu anda köpekler toplanıyor ve tedavi görmesi gerekenler tedavi göreceği yere efendim işte barınak imkanı olan şeyler, barınaklara hastalıklı ve terbiye edilemeyecek şekilde saldırgan olanların da uyutulması konusunda çalışmalarımızı biz yürütüyoruz. Devletimizin, hükümetin bu konuda bir yasa hazırlığı içinde olduğunu e, duymaktan da büyük bir memnuniyet duyduk. E, ve bu yasa teklifini de desteklediğimizi ifade ediyorum. Tabii son halini görmedik ama e, şu ana kadar bildiğimiz haliyle bizim seçim öncesi söylediğimiz her şeyi bu yasanın içinde neredeyse birebir olduğunu görüyoruz. Ee, tabii burada bizim şeyimiz şu. Her gün bir saldırgan sokak köpeği vakası, vakası işitiyoruz. Ya bir çocuğa saldırılıyor, ya çocuk kaçarken araba çarpıyor, ya bir yaşlı kadına, işte sabah namazına giden bir yaşlıya. Yani yaşlılarımız namaza gidemez oldu sabahları. Çocuklar tek başına okula gidemiyor, kadınlar tek başına pazara gidemiyor. Dolayısıyla buna mutlaka bizim bir çözüm bulmamız lazım. Ve bu çözümü de birlikte bulmamız lazım. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle, İzmir'iyle, Ankara'sıyla, Sivas'ıyla birlikte bulmamız lazım. Biz Sivas'ı 2009'da kazandığımızda o zaman tespit yaptık. 1100 köpek vardı. Bunların tamamını yetecek kadar bir barınak yaptırdık ve bunların tamamını barınağa aldık. E, veteriner hekimler nezaretinde de bugüne kadar geldi ama o bizden 10 sene sonra şimdi 10 sene oldu. 15 bine ulaşmış sayı, 10 bini geçmiş. İzmir'de 300-400 bin sayısı telaffuz ediliyor. İstanbul'da yüz binler sayısı telaffuz ediliyor. Ankara'da yüz binler sayısı telaffuz ediliyor. E buna mutlaka bizim bir çözüm bulmamız lazım. Tabii çözümü bulurken iki hassas konu var. Bir, insan. Yani insanı öncelememiz lazım. İki, elbette sokak hayvanlarda bir canlıdır. Bu hassasiyeti gözetmemek, gözetmek lazım. Bu iki dengeyi iyi kurarak ve insanı önceliyerek bu meseleyi çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Değerli basın mensupları ülkemizde bir sahipsiz sokak hayvanları sorunu olduğu bir gerçektir. Bu konuda 31 Mart tarihinden sonra hem yerel yönetimlerimize ışık tutmak hem de yapılacak olası yasal çalışmalara zemin hazırlamak üzere Türkiye Veterinerler Birliği ile bir araya geldiğimiz toplantıda kendilerine bu soruna hem insan sağlığını ve güvenliğini önceleyen hem de hayvan haklarına saygılı doğru bir çözümün önerilmesiyle ilgili taleplerimizi iletmiştik. Kendileri de bu konuda kendilerinden görüş alınmasının mesleklerine verilen değer açısından ve konunun gerçek uzmanlarına danışılması açısından bu yaklaşımımızı kıymetlendirdiklerini ifade etmişlerdi kendilerinin hazırlık süreci tamamlandıktan sonra böyle bir görüşmeyi yapmayı ümit ediyorduk. Son günlerde bizim de basından takip edebildiğimiz kadarıyla bu konuda bir hareketlenme var, bir hazırlık var ama sayın genel başkanın ifade ettiği gibi bir taslak görmüş değiliz henüz. Taslak üzerinde elbette hep birlikte çalışacağız. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi ee, insan kaynağıyla verilen emekle harcanan en kıymetlisi zaman ve e, meclis imkanlarıyla Ocak 2020'de tüm siyasi partilerin grubu bulunan siyasi partilerin katılımıyla bir meclis araştırma komisyonu kurdu ve bu komisyon hayvan haklarının korunmasına yönelik olarak raporunu verdi. Bu raporda bu soruna da etraflıca yer verildi. Bu raporda ee, uzmanla, hazırlanırken uzmanlar dinlendi, akademisyenler dinlendi ve bu konuda uzun bir e, çalışma sonucunda çok iyi bir rapor ortaya çıktı. Bu raporda uyutma meselesi hasta ve tedavi edilemez hayvanlar ve e, kontrolü mümkün olmayan bir takım e, hayvanlarla sınırlı ve sokak hayvanlarının çoğalmasını engellemeyle ilgili bir uyutma tedbiri kesinlikle burada yok. Ama burada soruna bir müdahale var ve diyor ki rapor bir hayvan hakları fonu kurulmalıdır. Bu hayvan hakları fonunun gelirleri belediyelerin aldıkları emlak, çevre, temizlik vergilerinden aktarılacak paylar, at yarışından, milli piyango gibi şans oyunlarından aktarılacak paylar ve idari cezalardan aktarılacak paylarla bağışlardan oluşmalıdır. Ve bu fon barınakların yapılması, kısırlaştırmaların yapılmasıyla ilgili harcamaları bu fondan karşılanabilir ve yeterli kaynak sağlanır. Bunu tüm siyasi partiler böyle söyledi ve meclis bunu bu şekliyle karara bağladı. Şimdi bugün Tasarruf tedbirleri söz konusu olunca, efendim biz parayı seçim ekonomisine harcadık, bu köpekleri uyutalım derseniz bunun iler tutar bir tarafı yok. O yüzden bu fon kurulmalıdır ve başta kısırlaştırma olmak üzere barına, barınaklar için bu paralar olmalıdır. Uyutma, hastalar, tedavi edilemeyen hayvanlar, saldırganlığına önlenemeyen hayvanlar üzerinde son tedbir olarak zaten e, bilim insanları tarafından da ifade edilmektedir. Bizim yaklaşımımız meclisin kendi raporuna sahip çıkması ve bu fonun mutlaka kurulması yönündedir. Bu fonun önemli gelir kalemlerinden bir tanesi de bağışlardır. Türkiye'de bu sorun iki başlıdır. Bir yanda biraz önce Sayın Genel Başkanın da ifade ettiği gibi okula giden çocuklar Sabah erken vakitte ibadete giden yaşlılar, aracı olmayan toplu taşımaya erken vakitte ulaşmaya çalışan, belli bir gelirden yoksul, yoksun, yoksullar açısından bir güvenlik sorundur. Bu sorun görülmezse ve meseleye bu sorun görülmeden bakılırsa çözüm olmaz. Diğer yandan da bu hayvanların yaşam hakkı vardır, hayvan hakları vardır, hayvan severlerin hassasiyeti vardır. O yüzden kurulacak böyle bir fona çok ciddi bağışların, katkıların yapılabileceği... ...bu konuda hiçbir sıkıntının olmayacağı da aşikardır. Ama tasarruf tedbirleri konusunda binlerce, on binlerce, yüz binlerce candan tasarruf edemezsiniz. Burada çok istikrarlı, çok dengeli, çok bilimsel işler yapmak gerekiyor. Covid meselesi, kısırlaştırma konusunda bir engel olmuş ve inanılmaz derecede bir popülasyon artışı olmuştur. Burada etkin kısırlaştırma ve biraz önce e, Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği Sivas Belediyesi'nin bir önceki e, yerel iktidarları döneminde bin tane sokak hayvanının tamamen kısırlaştırıldığı, barına alındığı örnek gibi yapıldığında çok kısa sürede bu sorunda hızlı bir düşüş yaşanacaktır. Biz bu meselenin e, maalesef bir sınıfsal sorun haline dönüşülüp yoksulların, yoksulların e, tehdit altında olduğu, zenginlerin de hayvan haklarını savunduğu bir ikilemden çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir ikileme düşünmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Sorun Türkiye'nin sorunudur. Hep beraber çözeceğiz. Buyurun hazırsa olacaktı sorum da ama haber fırlatmak. Eee Mehmet Öztekin'in bazı açıklamaları oldu seçim dönemine sonrasına ilişkin. Seçim dönemlerinde belediyelere binlerce personel alınıyor ama birçoğu seçimi kaybedip gidiyor. Gelenler maaşları ödeyemiyor dedi. Devlet bu yükü niye çeksin dedi. E, tasarruf tedbirlerinin başladığına dikkat çekti ve CHP'den kendilerine giden teklifi söyledi. E, bize talep şu yönde serbest bırakın biraz biz personel alalım. Buna nasıl müsaade edelim? Zaten içerisi personel dolu. Devlet bu yükü çekmekte de mecbur değil dedi. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Dört başı mamur bir öz olmuş. CHP bu kadar belediyeyi aldı da kimden aldı? Bunları DSP'den almadık. Büyük Birlik partisinden almadık. Tamamına yakınını... Ak Partiden bir kısmını da MHP'den aldık bu belediyelerin. Seçim zamanında dünya kadar eleman alıyorlar dediği kendi seçim kaybetmiş belediye başkanlarına ilişkin eleştiridir, partisine dair bir öz eleştiridir. E gelmiş belediye başkanımız görev yapacak ama bir bakıyor seçimi kaybetme telaşıyla belki kaybedeceğini görerek bilerek ya da kazanabilmek umuduyla Ak Partili belediye başkanı ...son iki ayda 600 kişi almış... ...700 kişi almış... E ...bunları işten çıkarsanız... ...ki mecburen işten çıkarılıyor... ...son dönemde yapılan bu yığma alımlar... ...bu bazen... E, ...Cumhuriyet Halk Partisi tarafından... ...aday gösterilmeyip... ...başka aday tercih edilen... ...o günkü Cumhuriyet Halk Partili sonradan... ...başka partiden ya da bağımsız aday olmuş... ...birkaç arkadaşımız da yaptı... ...onlar da çıkarılıyor... ...onlar belki CHP'ye yakın isimler almışlar... ...ama... Bu yığıma 600 kişiye 800 kişiye maaş ödeyemeye kalktığınızda Özçelik'in dediği gibi belediyenin bütçesi buna müsait değil diyor. Bu kişilerin tamamına yakınını Ak Partili belediye başkanları aldı. Şimdi devlet büyükü niye çeksin? CHP'li belediye bu yükü çekerken niye hizmet edemesin? Ben Sayın Özçelik'e soruyorum. Belediye başkanlarımızın ifadeleri şu: Hiç olmazsa 5 tane, 10 tane elim ayağım olacak hizmeti birlikte yapacağım elemana ihtiyacım var diyor. Seninki 600 tane doldurmuş. Bırak 10 tane de yeni eleman alalım diyor. E tasarruf tedbirleri var. Öyle olmasın böyle olmasın. Hem ekmekle oynanmasın hem CHP'li belediye eleman alamasın. E nasıl kendi icraatını yapacak? Bu milli irade topyekun bir saygısızlık. Kendisini şu anlamda tebrik ediyorum. AK Parti belediyeciliğinin son günlerini çok iyi özetlemiş. Kaybetceğini anlayınca yüzlerce elemanı doldur. Ne kadar varsa doldur. Seçimi kaybedince de CHP'nin kucağına bunu bırak. E vatanda tam bugün Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktım. Devlet bu yükü niye çeksin? Ben de soruyorum. Devlet bu yükü niye çeksin? Niye yaptınız bunu? Peki. Ee, geçtiğimiz... Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Tabii sen gelmişsin. Ne, ne demek? Şimdi bu maalesef parti ayırmaksızın ifade ediyorum. E, yerel yönetimlerin tamamında önemli bir mesele. Yani sadece AK Partili değil, Cumhuriyet Halk Partili de ya da diğer partilerde belediye başkanları tekrar seçimi kazanmak için e, maalesef personel alıyorlar. Bunu her parti yapıyor. Buna bence genel bir çözüm bulmak lazım. Hatta bir ilçe e, belediye Başkan adayımıza seçim öncesi şöyle bir diyalog geçti aramızda. Seçimi de 8 oyla kaybetti. 5 oy bize gelse seçimi kazanacaktı. Önemli bir ilçe. Dedi ki, ben kimseye hiç sözü vermiyorum dedi. Kimseye. Hatta dedi zekatım var. Bu ayda dağıtmıyorum dedi. Dedim ki ya Ramazan Ramazan'da zekatı vermek daha makbuldur. Efendim işte zekat diye vermesin ya da karşılığında o istemesin. Dedim en azından 3-5 kişi de al. Yarın birlikte çalışacaksın. Sana kadro lazım. Yarın seçimi 3-5 oyla kaybedersin. Hayıflanırsın dedim. Nihayetinde benim dediğim gibi oldu. Yani 5 oyla seçimi kaybetti. Şimdi dolayısıyla da bu hassasiyeti taşıyan belediye başkanlarımız da ya da adaylarımız da var. Ama maalesef yenel, yerelde kahir ekseriyatla seçimi tekrar kazanmak için hangi partiye mensup olursa olsun belediye başkanlarımızın önemli bir kısmı Seçime yakın oy kaygısıyla personel alıyorlar, şirketleri alıyorlar. Daha fazla belediye şirketlerine alabildikleri kanun imkan verdiği oranda da belediye kadrolarını alıyorlar. Buna çevre bakanımızın dediği gibi bir genel bir çözüm bulmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu da bir önce işte saldırgan sokak köpekleri gibi, bu da ortak bir meselemiz. Bu meseleyi de ortak çözmemiz gerekiyor. Seçimden sonra sıcak bir hava oluştu. Ben kendilerine de o konuda da tebrik ettim. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaretleri efendim bu siyasetteki yumuşamaya da yol açtı, diyalog kapılarını da açtı. Bunu sürdürmemiz lazım. Bence bu görüşmeler yapılırsa ben bu mesele de çözülür. Ne bu şekilde işçiler mağdur olur, ne de belediye başkanları kendi ekiplerinde kurup rahatça çalışabilirler diye düşünüyorum. Sayın Bahçeli geçtiğimiz günlerde grup toplantısında size dört soru yöneltmişti. Siz de dört soruyla yanıt vermiştiniz ancak iki isim demiştiniz. Sinan Ateş üzerinden yöneltmiştiniz. MHP Genel Başkan Yardımcıları Yönter ve Yalçın'ın da sosyal medyadan ifadeleri oldu sizinle ilgili. Bu konuyla ilgili hem de normalleşme süreci konuşulurken neler söylersiniz? Sağ olun. Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni Rabia'da birleşmişlerdi. Hep dört yapıyordu. Bir kere de biz Rabia yaptık. Arkadaşların bayağı canları sıkılmış görülüyor. Eee... Oradaki tespitim şey olacak. O gün sorduğum sorular ve söylediklerimin üzerine şunu. Memnun olduğumuz şudur ki. Ben isim vermedim ama beyefendiler konuyu kendi üzerlerine almışlar. Memnun olduğum konu şudur ki o iki kişiyi koskoca MHP camiasında o ikisi sadece o ikisi savundu. Kendilerini savundular ve bize hakaret etmeyi tercih ettiler. Bir üçüncü isim çıkıp da ne onları savunmaya kalktı ne de başka bir şey söyledi. Mesele bu kadar hassas, mesele bu kadar ciddi, mesele bu kadar gerçek zaten. Ben bunun üstüne daha fazla ne söyleyeyim? Cümle alemin bildiğini sadece ima ettik. İki tane hakaret dolu tweet, iki tane benim o bana söylüyor diyen kişi, üçüncü bir kişi yok ki Bunları savunsun, arkalarında dursun. Vicdanlar yaralıdır. Normalleşme sorunuza da cevabım şu. Ankara'nın ortasında iki kız babası, bir siyasetçi, bir ülke da önceki genel başkanlarından birisi. Bir siyasi cinayete kurban gidecek, onu uyuşturucu tor torbacıları öldürecek kamu görevlileri kaçmalarına yardım edecek ve o cenaze, o kan yerde kalacak. Neden? Bir partideki birilerinin yapmış olduğu temaslar, görüşmeler, iletişim ortaya çıkmasın, parti zarar görmesin, ittifakımız zarar görmesin. O cenaze, o kan orada durdukça Türkiye'de siyaset normalleşemez. İlk önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin ucu kime gidiyorsa gitsin deyip bu yükten kurtulması sonra Cumhur İttifakı'nın bu yükten kurtulması Türkiye siyasetinin bu yükten kurtulması lazım. Normalleşme diyorsanız normal siyasi partiler bir cinayet işlendiğinde ona karşı bir sis indirmeye çalışmazlar. Biz inen sisin farkındayız ve o sis kalkmadan Türkiye normalleşemez teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım herhalde evet. bir tokalaşma. Tamam. Fotoğrafı...